Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Alt ipime mekiğimdeki ipimi bağlayarak düğüm attım ve ucunu yaktım arkadaşlar. Şimdi hemen alt ipimi birleştirerek önce motifimizi hazırlayacağız. Daha sonra bu arasındaki pırpırlarımızı yeşil kısmını yapacağız. Daha sonra da diğer motifi yaparak tamamlayacağız. Şimdi alt ipimi birleştirerek hemen başlıyorum. Buraya 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Hareket etmeyen kısma ilmek atıyoruz arkadaşlar. Mekiğimizdeki ipimizle ilmek atıyoruz. Hareket eden kısım her zaman arka tarafta kalıyor. Şimdi buraya hemen ilmek atmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Dilerseniz 12 tane de yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz ona da düşürebilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış. Ben burada 14 tane ilmek attım. Şimdi buraya pırpır yapıyorum. Bir tane pırpır yaptım. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Toplamda 5 tane pırpırımız olacak. Evet. 5. pırpırımı da yaparak tamamladım. Şimdi tekrar buraya 14 tane ilmek atıyorum. Evet. 14 tane ilmeğimi atarak tamamladım. Şimdi alt ipimi sıkıyorum. Alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde çiçeğimizin birinci kısmını, yaprağını tamamlamış olduk. Şimdi tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Ve arasını açıyorum. Yine hareket etmeyen kısmına ilmek atacağız. Yine 14 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Dört tane ilmeğimi attım ve pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum, bir tane pırpır yapıyorum. Beş tane pırpırım oldu. Şimdi tekrar 14 tane ilmek atıyorum. Hemen alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Yine daha detaylı bir şekilde ilmek nasıl atılır, pırpır nasıl yapılır, alt ipi nasıl birleştirilir ve daha fazlasını ders videolarımızdan, mekik ders videolarımızdan izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum. Toplamda 5 tane yaprağım olacak. Diğer yapraklarımı da aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. 5 yapraktan oluşan bir çiçek yapmış olduk. Şimdi alt ipimle ortasını saracağım. Hemen bir yaprağın üzerinden diğerinin altından geçirerek ortasını sarmaya başlıyorum.
birinin üzerinden diğerinin altından geçirerek sarıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra sarmış oldum. Hemen sarmaya devam ediyorum. İkinci sırayı da sararak tamamladım. Toplamda ben buraya 4-5 sıra kadar saracağım. Ama dilediğiniz kadar sarabilirsiniz. 5 sıradan daha fazla da sarabilirsiniz veya daha az da sarabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış arkadaşlar. Ben şimdi geri kalanını sarıp hemen geliyorum. Ben burada 5 sıra sardıktan sonra arkadaşlar arkası bu şekilde, pembe ipim tam ortasında. Şimdi ipimi bu şekilde tutuyorum. Hemen mekiğimle buraya bir tane ilmek atıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitliyorum. Bu şekilde orta kısmının çözülmesini de engellemiş olduk. Bu şekilde sabitledik arkadaşlar. Şimdi burada pembe ipimi kesiyorum. Hemen ucunu da yakıyorum. Şimdi burada yeşil ipimizle devam edeceğiz. Ve yeşil ipimi hemen aldım. Bu şekilde başlayarak hemen ilmek atmaya başlıyorum. 1 2 3 4 Bu arka kısmından başladım arkadaşlar. 5 6 7 8 10 Buraya toplamda 20-22 tane kadar ilmek atıyoruz. Evet. 22 tane buraya ilmeğimi attım. Alt ipimi de böyle hafifçe sıktım. Şimdi buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bu şekilde buraya toplamda 17 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz 20 de yapabilirsiniz. Ben burada 17 çalıştım modelimde. Bana gönderilen resimde de 17 tane kadar pırpır yapılmıştı. Ama istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi burada pırpırlarımı yaparak tamamlayacağım. Pırpırlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi buraya toplamda 25-26 tane kadar ilmek atıyorum. Oldu. Evet. Buraya 26 tane kadar ilmeğimi attım. Alt ipimi de böyle hafifçe sıktım. Şimdi İkinci motifimizi yapmak için hemen alt ipimi birleştiriyorum. Pembe ipimle, dilerseniz yeşille de yapabilirsiniz. Ben düğümün ortasında yeşil görünmesini istemediğim için hemen pembe ipimle buraya ilmek atıyorum.
Bu şekilde ilmeğimi attım ve arasını açtım. Burada yeşil ipimle işim bittiği için arkadaşlar, hemen dilerseniz alt ipini birleştirmeden önce de koparabilirsiniz. Fark etmez. İpimi keserek çıkardım. Şimdi buraya 14 tane ilmek atıyorum. Ve 5 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın arasına ikişer tane ilmek atıyorum. Bir düz bir ters. Üç oldu. Dört. Ve beş. Yani burada yapmış olduğumun aynısını yapıyorum. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. Evet. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çekiyorum. Evet. Birinci yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi ikinci yaprağımızı yaparken burası elinize fazla takılmaması için ben bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Daha kolay yapıyorum bu şekilde. Yani dilerseniz katlamadan da çalışabilirsiniz. Çünkü daha sonra bu şekilde düzelteceğim. Hafifçe şu şekilde çevirerek elimin altına doğru çeviriyorum arkadaşlar. Mekik oyamı daha kolay çalışabilmek için. Hemen ikincisini yapmak için alt ipimi birleştirip arasını açtım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. 5 tane yaprağım olacak arkadaşlar. Tamamladıktan sonra yine ortasının sarma kısmını göstereceğim. Diğer yaprakları da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ortasını saracağız. Hemen arka kısmını aşağıya doğru katlamıştım. Burayı düzelttim önce arkadaşlar. Şimdi hemen diğerinde olduğu gibi birinin üzerinden diğerinin altından geçirerek ortasını sarmaya başlıyorum. Evet. Bu şekilde birinci sırayı sarmış oldum. Aynı şekilde diğerine 5 sıra sarmıştım. Buraya da yine aynı şekilde 5 sıra sararak tamamlayacağım arkadaşlar. Orta kısmını 5 sıra sararak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipimi arka kısma doğru tutuyorum. Mekiğimi de hemen alarak buraya bir tane hemen ilmek atarak sıkıyorum, ayarlıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitliyorum. Bir tane tekrar ilmek attım. Hemen arka kısmını çeviriyorum. Ve burada iplerimi kestim. Ve hemen ucunu da yaktım. Modelimi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu şekilde hazır oldum. Dilerseniz bu pırpırlarından tutturabilirsiniz. Dilerseniz çiçeklerinden tutturabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde bu modeli çalışabilirsiniz. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin.
Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.